Çalışırken şu kapıyı açmayın dedim. Kim geldi? Yabancı değil evladım, biziz. Çiçekler için çok teşekkür ederim Uğur, pek nazikmişsin. Çiçekler mi dedin? Akşam eve yolladığın çiçekler Uğurcuğum. Dün akşam yolladığım çiçekler. Evet. Seni kırdım biraz, kusura bakma. Kır beni Uğur, istersen kemiklerimi kır. Sen benim rejisörümsün. Ayşe sana teslim evladım, eti senin kemiği benim. Şunu artist yap da nasıl istersen yap. Pazartesi filme başlıyor muyuz abi? Evet, başlıyoruz. Ben listeleri veririm. Peki abi. Nereye bakıyorsun sen? Hiç. Bana bakacağına perdeye bak. Bir şeyler öğrenirsin belki. Perdeye baksana kızım. Aa. Dışarı çıkar mısınız siz? Ben mi? Siz. Dışarı çıkın. Ayşe ile konuşmam lazım. Ben işinize karışmam evladım. Lütfen. Otur. Bu işin şakaya gelir tarafı kalmadı artık. İki gün sonra çekim başlayacak, senin hakkın havalarda. Böyle gidersen filmi de rezil edeceksin, beni de. Düşün bir kere. Sadece Türkiye'de 20 milyon kişi seyredecek bu filmi. Başarımız biraz da senin başarına bağlı. Bundan böyle filmden başka bir şey düşünmek yok. Hı. Benim her söylediğimi yapacaksın. Hep öyle yapıyorum zaten. Ülkemizde kadınlar değişik sosyal ve ekonomik koşullar altında yaşıyorlar biliyorsun. Şimdi sana toplumumuzun çeşitli kesimlerinden kadın resimleri göstereceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür etme. İşini doğru yapmaya çalış. Çekeceğimiz filmin adını biliyor musun? Kadınlarımız. Öyle değil mi? Sadece kadınlarımız değil. Konuyu Cumhuriyet Devrimleri ve Kadınlarımız şeklinde düşünüyorum. Ha, anladım. Mesela kafes arkasındayken değil mi? Çok ilerleme olmuş. Kırsal kesimlerde yaşayan kadınların Hititlerden beri giysileri ve içinde yaşadıkları koşullar pek değişmemiş. Şehirlerde görünüşte bir değişiklik olmuş. Batı kültürüyle yetişen nesiller bu defa çevreleriyle çelişkiye düşmüşler. Kendinizi bilimsel çalışmalara vermişsiniz bakıyorum. Pazartesi başlayacağını söylediler. Ayşe Hanım dönmüş. Bense onunla çalışma zevkinden mahrum kalacağız sanmıştım. Sen Ayşe'nin kostüm makyaj işlerine bakıver. Oynayacağı tipleri biliyorsun. Bakarız. Sabah 9'da burada ol. Bana sorarsan bir prova çekelim önce. Sonradan uğraşmaktansa kostümlü, makyajlı... Çekeriz. Babamın bahsettiği reklam şirketinden bekliyorlar seni. İlgilenmediğimi söylemiştim sana. Babam da orada. Gitmezsek ayıp olur. Bir tanışmış olursun. Hadi. Yarın öğleden sonra bir prova çekeriz. Çekeriz yavrum, çekeriz. Sen emret. Bu karıya inat oynayacağım işte. Oyna kızım, oyna ki hasetinden çatlasın. Sırık. Kontürdeki ikiyi de yak. Şunlara bir baksana. Ne makyajmış bu ya? Ben yapamayacağım şekerim. Şu kadını başımdan almazsanız katiyen bir şey yapamam. Kızını çirkinleştiriyormuşum. Bunların film falan düşündükleri yok. Kızı sana yamamaya çalışıyorlar. Uğraşamam şekerim, kusura bakma. Ayşe! Ayşe! Gel kızım. Hazırım. Bu ne? Kirpik! Böyle miydi dün sana gösterdiğim köylü kadınları? Şey, ama bu film! Böyle mi dinledin beni? Şu suratının haline bak! Çabuk yıka o yüzünü! Çıkar o pamuşu ayağından! Başla! Oy, amanın! Yetişin! Kimseler yok mu?
Hebe garıya haber salın! Amanın yastık düşüyor be, yandım! Ay sana da kaç kere söyledim şu minderi sıkı bağla diye! Patla! Stop! Ben dayanamayacağım şekerim! Her şeyi birbirine karıştırdım değil mi? Affedersin! Uğraşacak halim yok bugün. Pazartesi başlayacak mıyız? Çarşambaya erteleyelim. Şu kız da ısrar etmesen Uğur abi. Ben bayılıyor muyum sanıyorsun? Söndür, bugünlük bu kadar. Ah yavrum, gözlerim yaşardı, ne güzel oynadın. Rezil oldum be, görmedin mi? Hiç beğenmedi. Ben yapamayacağım bu işi. Beceremeyeceğim. Gel. Ne istiyorsun yine? Al bunları Uğur. Beni oynatmaya mecbur değilsin artık. Beceremiyorum. Yaparım sanıyordum. Kolay bir iş sanıyordum. Seni çok uğraştırdık. Hakkım yok güzel bir şeyi bozmaya. Allah'a ısmarladık. O kadar üzülme canım, yarın sabah gene gelir. Gelmez artık, onurlu, dürüst bir kız o. Onu o kadar beğeniyorsan gitmesine engel olsaydı. İçimden geçti, engel olmak istedim ama beceremedim. Git yalvar bari, ayaklarına kapan. Fena fikir değil. Uğur, çıldırdın mı, şaka yaptım. Deli oğlan. Hayatımın erkeği, seni üzdüm, bağışla beni. Bu ana kız benim de sinirimi bozdu. Yarın akşam için haber vermeye gelmiştim. Annem seni iş çevrelerine tanıtmak için bir kokteyl veriyor. 8'de evde bekliyoruz. Seni seviyorum, her zaman seni. Üzerinde bulunan bu asma köprüden geçiş... Ağlama gebertirim! ...ben diplomayı almayı hak ettirecek bir şey... Sen açtın başımıza bu işleri! Avanak kızıl açtı! 10.000 lira alacaktı falan! Şanı şöhreti de cabası! Gururu incinmişmiş! Sen götür resimleri Uğur'a ver! Bir daha bu evde Uğur adı geçmeyecek! Kapat şu televizyonu! Hava ekspresi diyorlar. Gerçekten de haklılar galiba. Bakın nasıl ekspres gibi gidiyor. Kapat dedim! İşte hayatmış. İçine sıçtınız hayatımızın be! Uğur! İçeri davet etmeyecek misin beni? Kim geldi kız? Uğur Bey evladım! Buyursanıza! Kızım alsana Uğur Bey'in elindeki çiçeği! Rahatsız etmiyorum ya! Ne rahatsızlığı evladım! Buyurun! Şeref verdiniz! Kızım açsana şu televizyonu! Uğur Bey oğlumuzun programı vardı! Kaçakçılığı önleyebilmek için ne gibi tedbirler alacaklar? Kaçakçılık muhakkak ki zamanla önlenecektir fakat bu zahmet ve polis tedbirleriyle kuvvet tedbirleri olmaz. Çünkü vatandaşın başka...